Kankalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Yeni bölümle karşınızdayım. Muhteşem bir bölüm oldu. Keyifli dakikalar yaşadık. Yeni itemler aldık. Ve en önemlisi, bölümün sonunda bir duyuru var. Dostlar, ne duyurusu? Çok güzel kombin yaptım. Bir tane char yaptım abi. Muhteşem. Konuşamadım. Muhteşem char yaptım. İlk yazan arkadaşa, yani PM atıp alıyorum ben kardeşim gel diyen adama vereceğim itemları. En sonunda bakarsınız. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler canlarım. Canlarım, şöyle yan bilgisayarda bir pazar yapayım dedim. Abi, yan bilgisayar herhalde hakkı rahmetine kavuştu. Bir saatte bir böyle oyundan atıyor. Şey yapıyor. Hata veriyor sürekli. Bunun herhalde SSD'si mi bozuldu? Bir şey oldu. Diğer bilgisayarım vardı. Onunla pili şişti. Kullanmıyorum. Bu son, yani neyse, bir şey demeyeceğim ama niye olduğunu bir şeyler tahmin ediyorum ama devam ediyoruz abi. İtemleri geri alıyorum şimdi. Birkaç bir şey satılmış. Warrior ve şey gitmiş. Imperial'lar gitmiş ya. İki tane Imperial gitmiş. Şöyle geri aldım abi. Güzel bir pazar yapacağım. Devam ediyorum. Bayağı itemler çoğaldı. Ufaktan elimizden çıkarma tarzı. Dostlar, bir de şimdi bu setimiz var ya bizim abi. Bu seti bir şeylerle kombinliyorum ve bir karakter oluşturmaya başlayacağım. Bu karakteri de uygun fiyata birine vereceğiz. İlk önce bir bitirelim. Ondan sonra konuşacağız abi. Devam edelim şimdilik. Dostlar, Manik Atak kardeşimizden parayı üzerimize almamışız. Belt of Courage alacağım 110 M'e. Bu setin en önemli parçası olacak bu. Biraz da böyle fiyat performans yapacağım için. Hani Lorna'sı koyduğum zaman 13-14 GB olacak belki. Ama boju koyduğum zaman hemen hemen aynı işlev. Bir 50 def düşük olacak ama bu setten zaten defans alıyorsunuz. Güzel bir çar yapacağız abi. Sadece izleyin. Belt of Courage alıyoruz şöyle. Trade'ini attım. Kankalar, çok bağıramıyorum. Gecenin bir saat yine uykum kaçtı. Bilgisayara bakarken 250M'den Wordbox sağ olsun kankam. 250 yaparım sana dedi. Küpe alıyoruz. Divine küpe. Dostlar, şöyle gece vakti yine. Holy Price Ring alıyorum. 45M artı 1. Bir tane de küpe var. Küpeyi de çekiyorum şimdi. Bir takım olsun, hiç olmasa yarın o şekilde oynayayım. Şöyle alıyorum abi. Alamadım ama, niye alamadım? Ha, almışım, pardon. Dostlar, günaydınlar. Yayını açtım, direkt Flamerock'a geleyim dedim. Bir tane Vixen geldi. Biraz geç açtım yayını. Uyku problemleri yaşıyoruz bu aralar. Yapacak bir şey yok. Devam diyorum, buradayız. Bir şeyler kasarsak devam. Dostlar, bir Vixen daha geliyor. İkinci saatteyiz. Totalde 1 saat 23 dakikada buradayız. Güzel abi. Tertemiz. Ve Mon'u bekliyoruz. Mon da çıkmak üzere. Umarım Mon'dan da bir şey alsak dans diyorum. Evet, işte şimdi yayını kapadık abi. Şöyle ton atayım bir tur. Neler kastık? Yani kayda değer bir item atmadı Vixen'den sonra. Ama şöyle söyleyebilirim. Şunları bir alayım üstüme. 5 tane rare aksesuarı şard aldık. Bayağı iyi. 2 tane Vixen. 5 tane golden burada var. Bir de 4 tane de burada olması. Ya 3 ya 4 olması lazım. Onlar üstümde şey olmasın diye attım bankaya. Abi 4 diyelim. Sıkıntı değil. Bir tane golden'dan bir şey olmaz. Bunları da satarsak bir 2M falan gelir diye düşünüyorum. 28M. Nakit var. Bunları biliyorsun 10M satıyoruz. 38, 48, 50. Şöyle 11 tane upgrade var. Şuraya 60 desen, yani bir 70M'e yakın para kasmışız. Totalde kaç saatte? Abi 6 saatte bunu yaptık. Şöyle bankayı boşaltayım dedim. Üstüme şunları aldım ve pazara koyuyorum şimdi. 79M gelecek buradan. Şöyle atıyorum. Güzel oldu. Bankamıza da bakalım. Şöyle goldenlarımız yine doldu. Paramız bayağı az ama itemlarımız çok. Yani 3 tane Divine Ring, 4 tane Divine Earring'imiz var. Bir tane Lornas'ımız var. Çok güzel setimiz var. Dans diyorum abi. Keyifler yerinde şu anda. Birazdan bir ya farm atarım ya da pazar yaparım ama şeye girecektim. Dungeon'lara gireceğim. Onu unuttum. Hadi bir girelim o zaman Dungeon'lara ya. Böyle Undead Archmage'e geldik. Kesiyoruz. Abi var mı bir şey? Açtım ve tırt diyorum. Buradan da hemen Darkness Cavern'a geçeceğim. Fakat ben büyük dungeonları yapmıyorum abi. Grup dungeon'la kalevi. Onlara girmeyeceğim. Dolayısıyla iki dungeon'la devam ediyoruz. Şöyle Dark Demon'a da geldik. Eldiveni çıkarttım. Bir sıkımlık canı kaldı. Şu bir, şu da iki dedik ve gelir mi? Evet, süper diyorum ve mana pot diyorum. Devam ediyoruz abi. Dostlar, 375'e yüzüğü, 275'e Divine Ring'i satıyorum. Totalde 650 ediyor. Alan arkadaş Danger. Abi hayırlı olsun kankacığım. Güle güle kullan. Şöyle verdim. Evet, hayırlısı olsun abi. Dostlar, günaydın. Yeni uyandık. Şimdi bir yayın açacağım. Farm'a geçeceğim.
Üstümüzde 10 GB para var. Divine Ring, Divine Earring, 2 tane Earring var. Lorna Belt'imiz var. Bir tane Vixen'imiz var. Keyifler yerinde. Devam ediyoruz abi. Abi şöyle bir Hellraver aldık. Şöyle göstereyim. Oldan. Tekrar Flamerock geçiyoruz. Biraz Flamerock'ta takılacağım bu aralar. Şöyle bir tane Vixen'imiz var. Nereye gitti o? Şurada. Süper diyorum abi. Güzel bir başlangıç. Şöyle bir Hellraver, bir Golden, bir Vixen. Lance istiyorum. Dostlar uzun süre sonra bir Vixen alıyoruz. Totalde 4. saat bitmek üzere. Şöyle güzel oldu abi. Alıyorum ve buraya koyuyorum. Süper diyorum. Dostlar şöyle hemen 5. saatin başlarında 23 geçe bir Vixen daha geliyor. Lance diyorum abi. Vixenleri 3'e çevirdik. Çok iyi oldu. Harika oldu. Dostlar şöyle arkadaşımız Divine Earring satıyor. Alıyoruz abi. 260 eme hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar bir son bir monu yapayım dedim ve Jeremy'yi kıtlıyoruz. Burada göremeyiz ama Lance diyorum, Lance. Bir de monu kıtlasaydım bugün tam da SC'lerle bitti. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Süper oldu. Dostlar şöyle bir Diviner'a döneyim dedim. Scroll falan basmadan kafama göre takılıyordum ki bir tane Traveler Pendant geliyor. Bunlar ne kadar çok merak ediyorum ya. Bir bakalım abi hemen. 7.5M çok iyi. Dostlar şöyle 350'ye bir Divine Ring alıyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Hayalim varsa bulaşmaya da buradan teşekkür ederim. Canımsın kankacığım. Şöyle onu da buraya ekleyelim abi. Ne oldu şimdi? Ne olmadı ki? 2, 3 tane Divine Ring, 4 tane de Divine Ring var. Bir tanesini A'ya attım. Devam ediyoruz. Evet nihayet abi yayını kapadım. Abi bugün çok bereketli geçti. 3 tane Vixen var. Bir tane Jeremy var. Traveler Pendant, Hellraver dedik. Bir küpe bir yüzük mü aldık? Sanırım öyle oldu. Efendim mesela 5 tane upgrade scroll'umuz var. 4 tane Golden, Rare aksesuarı 27-28'en para. İnanılmaz geçti. Çok güzeldi. Şimdi ben bir pazar yapacağım. Çarı pazara bırakacağım. Diğer çarada bir şeyler aktaracağım. Bir format çaktım buna. Sonunda çözdüm. Onu bir farklı bir sıkıntısı çıkmış. Düzelttim onu. Diğer bilgisayarda artık full artı full pazarda. O konuda çok iyi oldu. Şöyle goldenlar birikti artık. Ufaktan şu goldenları okutacağız galiba. 393'te paramız var. Şöyle üstümüze alalım bunu. Dostlar çok güzel gidiyor. Nazar değmesin diyorum. Şunları şöyle tekrar biriktirelim. Geçen satmıştık biliyorsunuz. Bunu da satmıştık. Evet ne yapacağız şimdi? Pazara geçiyoruz abi. Pazarda artık görüşürüz. Bir ucuza bir şeyler bulmaya çalışacağım. Bulursam devam edeceğim. Go. Dostlar şöyle 250M'ye bir tane eldiven alıyorum. Artı 9. Physical Defense 6. Yok abi 9'u aradım bulamıyorum. 250M'ye hayırlı olsun. STL bonus Physical Damage 6. Defense. Devam ediyoruz abi. Verirse. Verdi kankalar. Hayırlı olsun diyorum. Buradan Drev Dionysa şey düzeltiyorum. Moon Knight arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Canımsın. Canlarım günaydın. Yeni uyandık. Saat 5.51. Hemen farm'a geçeceğim. Gençer'ı da oyuna sokuyorum. Bugün son gün. Bugün artık crop deyip şeyi atacağım. Bankamız şu şekilde. Pek bir şey yok. Buralar hep zaten çer çöp. 5 tane Vixen'imiz var. Diğer her şeyi satmışız. Şeyi unuttum ama. Diğer çarda da itemler var. Jeremy vesaire bir şeyler var. Unuttum onları. Sorry diyorum. Diğer çarda bizim divine'larımız falan var. Pazar için koymuştuk. Onları alırım gün içerisinde. Devam ediyoruz abi. Evet şöyle bir Lizard Dragon var 3x'te. Yine soru işareti. Kime ne düşecek belli olmaz. Bu kadar adam bana da düşebilir abi. O şeyi kesiyorlar. Bu neymiş? Scarlet Rare gelmiş. Onu keselim. Neyse o gitti. Hadi bakalım şuradan bir şey gelir mi? Çok heyecanlıyız. X'e düştü. Bu arada yaklaşık 1,5 saatten beri rotordayım. Hiçbir şey yok. Böyle çantamdakiler var. 2 tane epic atlı. İkisi de birbirinden vasat. Evet düşüyor abi. Hadi oğlum. Bana mı gelir? Yerini de hazırladım. Gelmedi. Kime gitti? En güzel kimse bir şey alamadı anladığım kadarıyla. Oğlum bir heal falan lan atın. Abi şöyle bir centaur çıktı. %5 vurmaya çalışıyorum. Muhtemelen de vurdum gibi ama tam emin değilim. Bana da oynatıyorlar. Şöyle bir deneyelim abi. Yok bizde değil. Devam ediyoruz. Gürkan var. Gürkan'a hemen abi. Bir tane de olsa Gürkan'a vurdum. Sıkıntı yok. Yok abi alamadık. Devam. Dostlar dropların açıldığı belliydi. 2-3 tane golden üstü attı. Hemen üstüne bir tane de Vixen geliyor. Shaper of Fire geliyor. Çok iyi diyorum. 23 diyor. Kaç saattir hiçbir şey alamıyoruz biz. 2 saat 32 dakikadır yayındayım. Hiçbir şey yok. Şunlar var. Devam ediyoruz dostlar. Mono'ya falan oynuyorum. Bu aralar biraz kalabalık her yer. Bakalım. Bir de Overlord var. 4 kişi birden saldırıyoruz. Bir tanesi Mage gerçi. 3 kişiyiz. Vuruyoruz abi. Denk gelir mi bir şey? Hadi oğlum bir drop da bize gel. Soru işareti kime ne atacak belli olmaz. Her an her şey olabilir. Şöyle çantama elimi tıkladım. Bekliyorum ama kutu bizde değil. Kutu birinde mi?
Kutukim'de değilmiş. Kimse de devam diyorum. Evet, şöyle bir Frostthorn var. Artı 2x'i var. Ekliyoruz. Buraya atmadım hala. Frostfurst bir tane attı. Son canı diyorum abi. Benim buraya hiç atmıyor Frostfurst. Abi artık kime ne düşecek bilmiyorum. İki kişiyiz. Umarım alabiliriz. Bir yanları oynayalım. Sonra boss'u oynayacağım. Gelmedi hiç. Geldi. Kör yedim. Boss'un drop'u bende herhalde. Gelmedi. Kime gitti? Kimsede bir şey yok galiba. Devam. Orada dostlar şeye gittik. Çift slot dönüyorum. Diviner artı Poison Strike. Üzerimdeki 4.5M'i bıraktım. Sabah 4.5M'e başlamışım. 21M nakit. Kasmışız. 7 tane Epic Upgrade Structural. 4 tane Golden. 1 tane de Vixen var. Bugün biraz zayıf droplar. Bakalım ne olacak? Devam ediyoruz. Ha, bir de SC'lerimiz var. Dostlar şu anda 6 saat 18 dakikadır farmdayım. Ama gerçi muhabbet sohbet ediyoruz. Bir tane Hatred Blade geldi Undead'den. Üzerimizde 32M nakit var. Bir tane Vixen'imiz var biliyorsunuz. Hatta bir RPR'ye gidelim. Bir tane de Vixen'imiz var. Güzel güzel, her şey güzel abi. Şöyle bir Lizard Dragon var. Seri geldik. 4 kişiyiz. Bakalım bize gelir mi? Çok mutluyum. Şöyle açalım. Ah be, gelmedi. Başkasına gitmiş mi bakalım. Jade Sword alıyorlar. Tebrik ediyorum. Şimdi dungeonlara gireceğim. 2 tane Darkness Cavern ve Svealand'a gireceğim. Ondan sonra işimiz bitiyor. Benim yayını da kapadık bu arada. Abi banka falan bayağı bir karışık oldu böyle. Neyi, nerede, nasıl, ne zaman, nerede? Biraz karışık. Bugün bir Vixen'imiz var. Bir Hatred'ımız var. 40M paramız var. İşte çer çöp falan var. 4 tane Golden Snake var. Şu bankayı bir düzenleyeceğim. Çer çöpü yan çara aktaracağım hep. Satılsın. Bayağı bir şey kötü yani banka şu an. En son bir düzenleme yapayım. Tekrar kayıt alacağım. Finish yapacağız. Ondan sonra dance diyorum. Geliyor abi, geliyor. Undead Archmage'deyiz. Bakalım bir şey gelir mi? Eldiveni çıkartıyoruz. Abi bastım. Basamadım. Boş geliyor. Eldiven çıkartamamışız. Ne çıkarttık ki biz abi? Neyse, otomatik almış. Hiç de bir şey düşmedi. Hemen diğer dungeon'a geçiyoruz. Canlarım benim. Şöyle Dark Demon'a geldim. Eldiveni çıkartmayayım. Hadi bir anda alsın. Gelir mi bir şey diyorum ve ah be, Mage Imperial geliyor ya. Bir Rogue Imperial falansa güzel olurdu da neyse, anlayabiliyoruz. Bugün de böyle. Kankalar şöyle bir tane Child of Hope geliyor. Onu 2GB veriyorum. 1GB de sonra vereceğim. 3GB'ye abi. Hayırlı olsun diyorum. Kankama da buradan teşekkür ediyorum. Pandora'ya şöyle aldık. GB'sini de sonra vereceğim. Devam diyorum. Evet abi, sonunda bütün işlerimizi hallettik. Şöyle yançara bayağı bir item verdim. Jeremis var bir tane. İki tane ne vardı? Hell River var. Var abi, bunda bir şeyler var. Bayağı bir golden'ım olduğunu, her şeyi bunlara verdim. Bu böyle çer çöp satsın abi. Bankayı da şöyle düzenledim. Ne gibi? Abi burada bunları şimdi sonra bir şey yapacağız buna. Kombin yapacağız. Şu an birazdan kombini tanıtacağım. Üçüncü sayfaya böyle bir Lucky Draw'lık ekledim. Vixenleri vermedim. Bunda duruyor. Hatred. Bunlar Lucky Draw'ı bekletiyorum. Burada şimdi elimizde ne var abi? Şöyle bir GB borcumuz var. Yani şöyle iki tane Divine Ring'imiz var. Üç tane Divine Küpemiz var. Bir tane Hope'imiz var. Artı 7. Şimdilik olayımız bu dostlar. Bu şekildeyiz. Bunları da birazdan pazara koyacağım. Bayağı bir fiyatı düştü. Aslında satmasam güzel olur ama bilmiyorum abi. Bir yandan da paraya dönmek istiyorum. Yani şöyle bir hadi kalsın. Bugün de satmayalım bunları. Birkaç gün bekletelim. Hope'yi koyacağım ama. Hope'yi 3GB aldık. Şu anda 3.75. Yani 3.5'a falan satarım gibi geliyor. Dostlar şimdi size yeni bir price, off tank price tanıtacağım. Güzel bir kombin yaptım. Tamı tamına 21 GB'ye satıyorum ve bunu şimdi size tanıtacağım. Ne gibi avantajları var, ne gibi dezavantajları var, bunu göstereceğim. Bayağı bir fiyat performans bu arada. Tam fiyat performans item'ı. Item'lar dizisi diyeyim. Hadi bakalım hemen başlayalım abi. Tanıtmaya başlayalım. Evet, şimdi şöyle mamilere damilere doğru gidelim. Target damilere doğru gidelim. Mamiler kusura bakmasın valla. Şimdi agalar bakın, sette bir kere Priest Heavy Plate set bu. Ve bunda STR 13 var. Özelliği bu bunun. STR'si 13 oluyor. Ve arkadaşlar bunda rün yok. Bakın. Rün, altını çiziyorum, yok. Rün olduğu zaman siz düşünün çar nasıl bir çar olacak. Şimdi ben size her şeyi anlatacağım. Agalar bu artı 8'dir. Bunu giymek için 145 int vermeniz gerekiyor. 145 inti verdiğinizde şöyle çıplak halini göstereyim ilk önce. 22 Fire Frost Lightning Resistance'ınız oluyor. Poison Curse ve Holy de geliyor. Biliyorsunuz Poison Resist 22 tam asas savunma şeyi resisti. Şöyle şimdi seti takıyorum. Seti takınca bununla beraber diyelim. Evet abi, tam anlamıyla 1000 savunmanız oluyor. Tam oturttum bunu bu arada. 1000 savunma, 7000 düzeltiyorum, 2784 de saldırınız oluyor. Bunların içerisine ne balıklar dahil ne de şeyler dahil, skrullar. Ben şimdi
Bunu gördünüz abi. Basıyorum şimdi sizin için. Hem bunları hem de bunları basıyorum. Bakın şimdi char neye dönüşüyor. Arkadaşlar char da şu anda 2866 AP var. Tabii benim silahım var. Bunu Earthshaker 8 yaparsanız bir daha AP'niz artar ve daha ucuz olur. Ve fiziksel savunmanızı dikkat çekerim. 1031 özel bir sayı. 1031'e geliyor. Şimdi şunun altını çiziyorum. 7100 AP var. 6250'ye yakın mana var. Şimdi Priest VS'lerini bilirsiniz. DB atımında üstüne kür almaya başlarken direkt zaten HP'niz fulleniyor. Üstüne enerji burn atabiliyorlar veya mana infusion diye bir skill var. Bunu atıyorlar. Mananızı çekiyorlar. Şimdi mana 4K oluyor genelde price set'e göre. Price set zaten 17-15 GB arası rünlüleri. Bu seti sadece 21 GB alıyorsun. Bütün hepsini yani. Knight Pendant vesaire. Bunların hepsi artı bir bu arada. Bunların hepsine geleceğim şimdi. Dolayısıyla önemli olan manadır burada. PvP esnasında mananız biterse, tam üstüne mananı çekerse siz asla kesemezsiniz. Ölüm yazar. Dolayısıyla bu mananın 6000 olması büyük bir şans. Büyük bir kar. Bilginiz olsun. HP de az değil. 7100 HP. Biz çara 20 GB mesela koyuyorum. Lorna Belt koyuyorum. Üstüne mesela şey koyuyorum. Çar hani 20 GB arttırıyorum çara. Bu 8000 oluyor. Öyle düşünün. Yani şu anda bu kadro mükemmel yani, bilginiz olsun. Ayrıca bu sette ne dedik? Rün yok. Sen şimdi buna rün basmak istersen, defans getirmek istersen 15-30 derken 75 defans geliyor arkadaşlar. Yani 75 defans fiziksel savunmaya ekleyebilirsiniz. 1100'ü geçiyor. Health getirmek isterseniz şöyle bir opsiyonunuz doğuyor. Örnek veriyorum, buna bir rün bastınız ve health işte 70, düzeltiyorum, defans geldi ama siz health istiyorsunuz değil mi? Defans kaç geldi? Atıyorum işte 15 defans veya 10 ile 15 arası gelebiliyor. 13-14 geldi. Hemen abi kozmetiğe giriyorsunuz. Kozmetikten örnek veriyorum, White Matta. Matta'daki Physical Defense 15'i silip yerine HP alırsanız 75 HP gelecek. Yani maksimum rünü yakalamış olacaksınız. Bilginiz olsun. Yani defans gelirse oradan HP verebilirsiniz. HP istiyorsanız. STR vermeniz mantıksız olur bence. Yani siz bilirsiniz. Verebilirsiniz. Bana kalırsa hybrid yapın. Zaten off tanksınız. Zaten güçlüsünüz. Ne demek istiyorum? İşte kozmetik aldığınızda iki tane kozmetiğe, örnek veriyorum burada 31 diyor ya, bunu mesela 1K'ya tamamlayın. 15 buradan, 15 buradan silip 150 HP ekleyin abi. Tık buraya 150 daha gelecek. 1200 1350 oluyor mesela HP'niz. Artı buraya geldiğiniz zaman abi, burada da mesela 3 tanesini HP yapın. Ne oluyor? 150, diğeri de 75 mi? 225 mesela. 225 ekleyin abi, 7500 HP'niz oluyor işte. 7300-550 600'de. 7600'e yakın HP'niz oluyor. 30'da buradan defans getirirsen burası tekrar 30'a çıkabilir. İsterseniz HP yaparsınız. Bu sefer HP'niz iyice gider. 150 daha ekle oraya. Bunu yapabilirsiniz. Ekstra olarak daha farklı bir şey söyleyeyim. Şimdi Divine Ring ve Divine Küpemiz var. Bunları değiştirmenizi önermiyorum. Buraya Belt of Koruş koydum. Şöyle şanslıyız. Lorna Belt var elimde. Lorna Belt takarsanız bakın, bir takıyorum. 7038'e düşüyor HP. Çok az düştü. Gördüğünüz gibi. HP önemli değil. Burada 250'ye yakından daha fazla mana geliyor. Artı defansa dikkati çekiyorum. 1081 defans oluyor. Bak 50'de defans geliyor ya, direkt 1081 oluyor. AP'niz de bir tık artıyor. Lorna'yı koyarsanız bu şara. Yani şu anda tam bir off tank. Şuraya bir rün ekliyorsunuz sadece. 400-500 rün gelse yeter zaten. HP'niz de 7500 olur. Yolunuza bakarsınız. Bir tık daha güzel bir şey söyleyeyim. Hani geliştirme açısından arkadaşlar, Holy Price Pendant okey bir. Yüzükler bir. Yani şöyle çok ufak bir masrafla bunu mesela artı 3 yaparsanız, atıyorum 1.5-2 GB'dir belki. 2 GB koyarsınız artı 3. 2 GB de buna verirsiniz. 4 GB koysanız buraya hem defansınız artacak, hem AP'niz artacak, hem de health almış olacaksınız. Ans diyorum yani. Char'ın yani bu kadar böyle ufak tefek itemlarla böyle bir char yapmak gerçekten zor. Ve bunu hani ben planladım. Böyle de güzel bir char yaptım. Itemları zaten kaça topladım, ne yaptım, her şeyi siz benden iyi biliyorsunuz. Ama ben emeğimin karşı olarak 21 GB belirledim. 21 GB'ye bunu ilk yazan arkadaşa, ilk PMM benim biliyorsunuz kankalar, Twitch TV, CVM, ilk yazan arkadaşa vereceğim. Bir opsiyon olarak Child of Hope aldık biraz önce, biliyorsunuz. Hope de ekleyebiliriz. Ha bakın, Hope kullanın mutlaka. Bunun da sebebini söyleyeyim. Hope'yi taktığınızda abi 500 HP geliyor. Şimdi Hope'yi taktın, adam sana DB atıyor. Kürü atar atmaz 7500 HP'niz oluyor. Normalde 7K HP'niz var mesela. Bir takıyorsun 7500 HP. Kürü aldın, alır almaz 7500 HP. Yani bir damage absorb, neredeyse bir damage absorb ediyorsun. Hemen silah atak devam et gibi. Damage olarak da şöyle bakabiliriz. 2866 damage olarak ne vuruyor?
Abi 6700-800 arası bir damage var. Farkındaysanız mana bitmiyor. VS'sin aslında mana çok önemlidir. HP pot, özür dilerim. Şöyle VS atarken mesela bakın, bir kaç tane basıyorum. Bir tane bastım. Bir HP daha pot bastım. Bakın hala manam bitmedi. Gördüğünüz gibi vuruyorum. Bak 3 oldu. 3 kere HP pot bastım. 4 oldu. Artık mana pot basmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi mana da bu şekilde kullanılıyor. Yani gerçekten çok güzel bir şar. Bunu umarım biri değerini bilir ve alır. Arkadaşlar canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere diyorum. Bu kadroyu sattıktan sonra yepyeni bir kadro daha geliyor. Yeni bir set. Bu sefer tam bir yaratıklara göre bir set yapacağım. Farm çarı. Bu çar off tank arkadaşlar. Altını çiziyorum. Bu çarı alacak arkadaşlar Flame Rock dönecek. Kralı gelsin. Bir tane de Art Sword eklerseniz buraya 40 defans da öyle gelecek. Düşünün bak, 40, 50, 60, 71 defans diyorum buraya. Rünlere de defans konuyor. 1200'e kadar savunma çıkartabilirsiniz. Arch Sword'u öneririm. Önerilenler arasında kesinlikle Arch Sword var. Arch Sword'u mutlaka buraya almaya çalışın. Physical 1 artı 1 Arch Sword alırsanız gerçekten pişman olmazsınız. Kalkan olarak da Hopey'i öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle Hopey'i de alırsanız yine pişman olmazsınız. Asas canınızı çok sıkıyorsa yanında da bir tane Judgment alabilirsiniz diyorum ve kendinize kankalar çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.